Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert, bu insanla artık sonra yolda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine sesi çok açık kalmış, Outlast'ten kalma. Bugün bu bölgeye veda ediyoruz arkadaşlar, ama veda etmeden önce söylemem gereken bir şey var. Aslında bu bölüm izlemeniz gereken bölüm değildi. Ben bundan yaklaşık bir 10 dakika kadar önce bir bölüm bitirdim. Ama o bölümü aslında bitirmemişim, çünkü o bölümü aslında ben kaydetmemişim. OBS kullananlar bilir, bir yayın ön izleme kısmı var, bir üstüne hemen kaydetmeye başladığı kısmı var. Ben yayın ön izlemeye basmışım. Kameranın da şu an yanan ışığı yandığı için ben kayıttayım zannetmişim. Yaptıklarımı yaptım. Hatta bir saatten fazla uğraştım. Yapmaya çalıştığım şeyler için arada kestim mestim dedim geldim. Neyse, bitirdim. Veda konuşmasını yaptım. Oyundan çıktım, bir baktım hiçbir şeyi kaydetmemişim. O yüzden yaptığım her şey boşa gitti. Arada bir bölüm kaynadı. Ne yapmıştım? Bu bölümde de aslında o kaçan bölümde çok önemli bir şey yapmıştım. Quetzal'ı evcilleştirdim arkadaşlar. Quetzal'ı da aslında istediğim gibi evcilleştirmedim. Hatırlarsanız hemen göstereyim. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Haritanın sol alt kısmında o karlı bölgeye giderken bir yer görmüştüm. Bir tane Titanosaur vardı. Bir sürü de Quetzal vardı. Orada saymıştık. 10-12 tane falan saymıştık. Oraya gittim. Oranın altına küçük bir kulübe yapacaktım. Yani yapmaya gitmiştim. Kulübe yapıp orada birazcık işte bayıltıcı ok yapıp falan filan. Hani bir yatak koyup ne olur ne olmaz diye. Ölürsek hemen geri dönelim diye. Onları yapacaktım. Bir baktım büyük bir kayanın içine, yani böyle uçarken içine saplanmış. Böyle uçmaya çalışıyor. Alttan attım okları, attım. Mis gibi yere düştü. Evcilleştirdim. Bir yarım saat kadar falan bir şey sürdü galiba. Çok fazla uzun sürmedi. Bayağı çalışmıştım çünkü zaten oraları kesiyordum. Ancak dediğim gibi başımıza kötü bir şey geldi. Ben saflama denk geldi ve kaydetmeyi unutmuşum. Küçük bir şeyden daha bahsedeceğim. Quetzal eğri ne normal eğri ne de o ev yapılabilir. Platform eğri bende daha açık değil. Korkunç kastım yani. Onlar şuralarda bir yerlerde artık, hangisi ise. Bu ne bu? Bu değil. Pardon, Quest normal yer açık da platform yer açık değildi bende galiba, hatırlamıyorum böyle bir şeyler. Buradan açık mı yoksa? Dur bakayım. Yok yok, platform yerler açık değil. O yüzden onları almak için ve kullanabilmek için, çünkü artık Janto isteyenler o kadar üstüme gelmeye başladılar ki gına geldi. Bir an önce hayvanı evcilleştirmem lazım. Onu evcilleştirmem için de Quest'a ihtiyacım var. Onun için de platforma ihtiyacım var. O yüzden admin komutuyla kendime bir tane yaptım. Quetzal'ımız da burada. 24. seviye olduğuna bakmayın. Ben evcilleştirdiğimde 17. seviyeydi. Zaten uçarken bayağı seviye alıyor. Ben birazcık da sağa sola saldırmıştım. Hani o bölümün sonunda Quetzal'da gezelim diye bir şeyler yapmıştım ama işte maalesef. Birkaç burada bir işim var. Onları küçük küçük onları halledelim. Sonra sırtına direkt çıkarmak için küçük bir platform yapıp direkt salıp Dijanto'nun olduğu yere gideceğiz. Hem yolda birazcık serüven olur, hem de oraya kadar gitmiş oluruz. Burada bitireceğim. Bir sonraki bölüm Dijanto'ya hazırlık olacak artık. Dijanto nasıl okunuyorsa artık, nasıl seviyorsanız. Böyle bir binelim arkadaşa. Yürürken yer sallanıyor mesela. Bayağı büyük bir arkadaş. Mesela şöyle bir... Zaten biliyorsunuz da şöyle küçük bir karşılaştırma yapalım. Bu arkadaşa çok benzeyen, onun küçüğü diyebileceğimiz. Bu yavrum da seviye atlamış. Buna artık hız vereceğim ya. Sadece hız lazım olur bana burada. Böyle yanına koyalım. Ve şöyle tiplerine, hareketlerine bakarsanız büyük ihtimalle şu Pteranodon şunun kafası kadar falan. Hatta kafası daha büyük galiba. Buradan uzaklaşacağımız için ben şunu tekrar köşeye koyayım. Hatta bunu ben artık pasiften alayım. Bug'lanırsa da bug'lansın. Biri saldırdığında kendini öldürtmesinden iyidir. Sen beni takip etmiyorsun. Kimse beni takip etmiyor. Sen neyden kaçıyorsun acaba? Neyse. Duvarı da yapamayacağım. Etrafı kapatacaktım. Şu Cicanto'yu evcilleştirelim. Şuraya getireyim. Ondan sonra yapacağımızı yaparız. O nasıl maymun ya? Uf, havalarken bile sesi yüksek. Keşke... C yemeye bastım da mı bir şey olmuyor? Keşke birazcık ötüyor mötüyor olsaydı. Ya vahşi bir şey ya. Yapacağım şey yapamam. Çünkü benim tüfek diğer taraftaydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam.
Gidip bakayım şuraya da. Tüfeği alıp onunla gidecektim de. Sanırım tüfek diğer tarafta kaldı. Yani karlı bölgedeki evde kaldı. Bu quest salda da oraya kadar girmez. Quest yavaş çünkü. Tek avantajı staminası bitmiyor. Ama çok büyük ya. Benim şu evden mevden büyük ihtimalle zaten. Büyük ihtimalle. Kocaman ya. Hadi burada ol be. Ben seni diğer tarafa götürmüş olmayayım ya. Daha doğrusu ben orada yapmıştım sanırım onu. Götürme değil de. Hadi tüfek buradan çıksın. Yoksa Cicanto'nun olduğu yerde yaparız tüfeği artık. Hani yeni bir tüfek yaparız. Çok da problem değil. Evet, öbür tarafta kalmış. Buraya kadar da boşuna gelmiş oldum ama bir dakika dur, boşuna gelmemiş. En azından şunu yapabiliriz. Buradaki kıvılcım tozu az kalmış. Ben yokken türbesin paraşüt de aldım. Belki hani fantezi falan yaparız. Yolda atlarız, uçarız, uçarız falan. Gidelim. Wade salımızı T-Rex'imize hazır hale getirelim. T-Rex'le gideceğim bu arada gittiğim yere. Çünkü o gittiğimiz yerde nereye gideceğimizi de göstereyim. Gösteremem şu an. İndiğim zaman gösteririm. Aslında gösterebilirim de uğraşmak zor geldi şu an. Birazcık daha hızlı olması lazım bu hayvanın. Acaba birazcık hız mı versem diyeceğim ama çok da gerek varmış gibi gelmedi bak. Staminası da azalmıyor. Yere inmeden bayağı gideriz biz bundan. Ama zor bayılıyorlar. Bundan emin olabilirsiniz yani. Torpor kaçtı bunun? 5735. Çok zor bayılıyorlar. Yine karanlığa kalmışız. Birazdan Gamma'ya açmak zorunda kalacağız. Maksimum 3 bölüm içinde Dijanto bizlerle arkadaşlar. Artık rahat edebilirsiniz. Umarım da daha fazla sorulmaz. Gamma 4. Dur ben senden... Benim üstümde mi yaptıklarım bir? Nasıl mı artık? Burası benim mekan. Başka yol var mı bilmiyorum daha hani pratik bir şey ama ben bunu bildiğim için bunu yapacağım. Oyun ne oluyor sana ya? Demeli al. Tam ortalayacak gibi böyle. Ulan. Öyle güzel. Koskoca T-Rex'i de bu hayvan nasıl taşıyacaksın? İnelim de aşağıda daha rahat olur hiç. Bir sürekli hareket... Ne yedim ben acaba? Et yedim. Ne yiyebilirim sanki? Bok yedim. Tövbe tövbe. Rampayı birazcık alçaltmam lazım. T-Rex göremeyebilir. Ferah görüntülü quest salımıza bir süre veda edeceğiz. Çünkü T-Rex'imiz de sırtını biliyoruz. Dön hocam. Sanki tır döndürüyorum. Niye bu kadar genişten aldıysam? Yeterli olur herhalde. Buradan aşağı inmesi biraz. Evet. Selam. Ve gördüğünüz gibi T-Rex'imiz Goet salımızın sırtında ama ağırlık da çok fena bastırdığı için büyük ihtimalle iyice yavaş gideceğiz. Baktık çok iş artık kanser olmaya doğru dönüyor. Ben yine videoyu her zaman gibi keserim. Bu arada nereye gideceğimizi gösterecektim. Onu hemen göstereyim. Haritanın sağ üst kısmında açık bir yer var arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Benim ilk başta başladığım yer. Orada küçük bir de kulübe göreceğiz büyük ihtimalle. Onun üstündeki
Tepede, tepe değil dağda bildiğim kadarıyla Giganto Spawn var. Biz onun sahiline, hemen onun karşısında Ölüm Adası var zaten. Oraya gideceğiz. Hayır. Yanlışlıkla Space'e bastım da iniyordum. Hem yolda değişik bir şeyler görürsek takılırız. Biraz bakalım. Zaten Quetzal sırtında gezen kaç tane T-Rex görmüşüz içimde gider. İyice yüksel, iyice yüksel. Yok, aşağı indim, aşağı indim, tamam. Hiçbir şey göremiyoruz. Şöyle yapsak daha iyi olur mu? Bunu kapatmamışım hala. Bakın bit. Bizim ilk gördüğümüz dinozor hala yaşıyor. O 24 saat yaşama olayı sanırım sadece online server için geçerli. Ben single player olduğum için beni ilgilendirmiyor. T-Rex bıraktı herhalde onu. Buradaki Bronto'ya bak, iki tane, bu üç tane Bronto var. Titanosaur'dan üçü birden birleştirsen küçük bench. Biz şu an neredeyiz? Bir de arada ona bakalım. Tamam, artık böyle gidebiliriz. Bu stamina hiç bitmiyor yalnız ya. Yalnız çok ucuz bir yerde biterse kaçamayız da. Herhalde. Hiç alışkın değilim Quest kullanmaya. Hele böyle Quest'i evcilleştirmiştim single oynarken de. Ha, burada da varmış bak. Sadece normal saddle'ından yapabilmiştim. Bu şekilde platform saddle'ı ilk defa yapabiliyorum. Bu arada ev yapacaktım da T-Rex'i o şekilde taşıyamayacağımız için şimdilik sadece platform yaptım. Quest'in sırtını evde yapacağım. Hatta yani buradan düşse T-Rex'i öldürür mü acaba? Düşer mi lan? Kayıyor gibi geliyor abi. Dijanto'yu evcilleştirirken bana bol 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 aşırı bol şekilde et gerekeceği için eti de en iyi kim toplar bende şu an? T-Rex'im toplar. O yüzden yanımda götürüyorum. Quest de fena toplamaz da o zorlar şimdi. Biraz alışık değilim. Nebrası yok. Bak, Taner'e kadar uçtuk. Daha staminanın yarısından biraz fazlası gitti. Şu Giganto spawn oldu dedim. Tam şu karşımızdaki dağ. Ben orada oluyor diye biliyorum, değişmediyse. Yoksa daha arayacağız. Ama orada vardı ya. Hatta birkaç yerde, aynı yerde 2-3 tane gördüm, hatırlıyorum. Sen bu arada sana ne versek ya? Senin sağlığı 2000 yapmaya gerek var mı? Hız mı verelim? Enerji mi verelim? Bence birazcık enerji verir. Ve şurada bir yerde bir inip küçük bir mola vermek lazım. Çünkü stamina tırstırmaya başladı. Bak, şu şey bana gelecek şimdi. Yılan var ya. Hiç de sevmiyorum pisliği ya. Hayır, hiçbir şey gelmedi. Hemen bayıltamaz da. Anne geliyor. Ben kaçar kardeş. Şuralar bildiğim kadarıyla sırf şey, bataklık. Hani şimdi stamina'nın tam ortada mı, ortada bir şey tutar, bir şey olur. Benim başıma gelir yani öyle şeyler. Neredeyiz Dilan'da? İyi, çok bir şey kalmadı. T-Rex olmadı aşağıda bir yerde bırakırız. Biz Giganto için bir şöyle bir tur bir atarız. Bir yakından bir görürüz. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Olmadı, benim o yaptığım kulübeyi kullanırız. Yeni karakter açmıştım gerçi. Kapısını kırmamız gerekir ama. T-Rex var. 2 dakikada kırarız. Ne olacak? Benden gelmiyor bu ötme sesi. Etraftaki Quetzallar çiftleşme çağrısı mı yapıyor? Bütün bölümde T-Rex kötü izlemiş olduk. Ne güzel oldu. Ama ödülü güzel olacak dediğim gibi. Şu da bize Giganto verecek diye umuyorum. Umarım değişmemiştir. Değişmediyse yine biraz ararız. Olmadı bölümü uzatırım biraz. Buralarda da çok quest var. Quest de güya az spam oluyor da.
Evcilleştirmesi zor. Al gitti bir tane kayaya takılmış gerizekalı. Altımdaki gerizekalı. Aha gitti. Kaydırak. Valla tek sefer durarak dünyaları geldik ya. Daha da olması lazım işte. Gidip bakacağız. Çok sürekli bakmanın anlamı yok. Görürüz. Hem ilk yaptığım o saçma kulübeyi de görmüş olursak kulübemsi daha doğrusu şey olur. Ne denir ona? Nostalji olur. Yalnız Giganto için benim tek crossbowla yani okla gidemem. Bayılmaz çünkü tek seferde bayıltı ama büyük ihtimalle parçalanır. 3-4 tane yapmak lazım. Bayağı uğraşacağız. Bölümde mi uğraşayım yoksa bölüm dışında mı uğraşayım bu işler için? Öderseniz ona göre davranayım arkadaşlar. Hani sen hazır olarak git direkt Giganto'ya saldır da diyebilirsiniz. Hani şu hazırlık kısımlarını da biz görmek istiyoruz derseniz duruma göre. Sizin istekleriniz doğrultusunda bir şeyler yaparız. Şu karşıdaki airdrop'un olduğu yer sanırım benim kulübemin olduğu yer. Burada bir yerde miydi ya da? Bir baksana geldim bir şeye. Hemen şurada bir yerde herhalde. Orada kaplan mı var? Burada Sabertooth'un ne işi var ya? Ha, ölüm odasının yakınındayız. Tamam. Şu karşısı da ölüm odası. Şey değil. Airdrop'un düştüğü yer benim evin olduğu yer değil. Benim hep şurada göründü. Ölüm odasına da gideriz. Gideceğiz zaten. Orada mağara var. En başta ona gideceğiz de. Burası çok fenaydı yalnız hatırlıyorum. Kapıyı açık mı bırakmışım? Vallahi kapı açık galiba. İnelim. İlk çekim için başladığım yer burası arkadaşlar. Sonra burada duramayıp kaçmıştım. Artık seni bir alalım şuradan koca oğlan. Şu Argentavis pislik çıkartacak. Isırık yeterli. Burada çok fazla spawn oluyor etçil. Burası çok sakat bir yer. Buraya T-Rex olmadan gelemezdim yani. Platform şimdilik kalsın. Birazcık görüntü kirli olacak ama Dijanto'yu birazcık daha bekleyeyim bence. Bir ölüm adasını göstereyim. Çok merak eden vardı. Ölüm adası nedir? Ne var diye. Bakın iki tane Sabertooth orada. Valla T-Rex'e bile küçük bir yer yapmak iyi bir fikir olabilir gibi geldi şu an. Tırstım. Oh be, T-Rex inince hayvan rahatladı. Nasıl hızlı gidiyorsun? Şuralarda bir sürü T-Rex Spino falan vardı. O yüzden ben burada tutunamadım zaten. Sabertooth'lar, Argentavis'ler, T-Rex, Spino falan derken arada Raptor'lar geliyor. Çok fenaydı. Burası da ölüm adası arkadaşlar. Burada sırf etçil spam oluyor, sürekli spam oluyor. Şimdi ben söyledim ya hiç bulamayız burada. Büyük ihtimalle ben Albino T-Rex'i de buradan bulurum gibime geliyor benim. Genelde taktik şu oluyor. Online oynayanlar da belki görmüşsünüzdür. Şu airdrop'un olduğu yeri şu kayadan itibaren niye böyle gösteriyorsa kayadan itibaren kapatıyorlar. Platform yapıp T-Rex oraya çekiyorlar. Daha sonra denizden ya da böyle kuetsal aracılığıyla avlıyorlar. Gördüğünüz gibi iki tane karno var yan yana. Ben şu an niye üşüyorum onu bilmiyorum ama. Raptorlar, Argentavis'ler, T-Rex yok mu? Ölüm odasında T-Rex nasıl olmaz yani? Karşıda bir sürü karno. Bir sürü Argentavis. Şurada bir yerde mağara girişi olması lazım. Arasıydı galiba. Bir sürü karno var ama nedense T-Rex göremedim. Mağara girişi nerede ya? Burada bir yerde mağara girişi var da
Oda mı değiştiren yoksa? Yok, o değişmez. Burada bir yerde o. Ha, şey açısından değişmiş olabilir. Şunları patlatmak gerekiyor olabilir diyecektim. Mağara giriş. Bu mağaranın dibi çok fena ama onlara da gireceğiz dediğim gibi. Ama onlar için her şeyi artık halletmiş olmam lazım. Daha fazla dinozor evcilleştirmeyecek kıvama gelmiş olmamız lazım. O yani artık son iş. Hiç T-Rex yok. Çok ilginç. Ölüm odasında. Burası kaynıyor. T-Rex kaynıyordu burası normalde. Neyse, belki spam değişiyor yerde bir. O zaman kendine gelir. Biz şimdi geri dönüp asıl amacımıza, karşıdaki dağa gidelim. Orada değilse şu dağ da var zaten. Şu tam şu baktığımız dağ da var. Ama illaki var. Keşke peşimize Pteranodon da taksaydım ya. Bir şeylere bakmaya gittiğimiz zaman daha şu tepede bir yapı gibi bir şey var. Ağaç mı acaba? Uzaktan mı garip görünüyor? Sende ne stamina varmış be Quaid. Vallahi helal olsun kardeş. T-Rex'i burada bırakacağım ama umarım başına bir şey gelmez. Gerçi 63. seviye T-Rex'in burada başına ne gelecek? Asıl tehlike bu zaten. Asıl tehlike bu da. Burada bir şeyi daha unuttum ben. Burada çok fazla alfa da spawn oluyor. Alfa Rex gelirse ne olacak? Neyse, olan olacak, yapacak bir şey yok. Dağımıza doğru yola çıkalım. Normal ben oyun oynarken Cicanto'yu tek bir defa gördüm. Hiçbir videoda izlemedim çeken, hiç kimse de izlemedim. Kükremesi çok acayipmiş. Öyle dendi, defalarca dendi. Geri göğün yetiyormuş. Kendisini zaten çok az gördüm. Hani bir iki defa falan videoda gördüm. Kendim tek bir sefer gördüm. Ve evet, gördüğünüz gibi doğru hatırlıyormuşum. Ve yalnız şöyle bir sıkıntı var ki, burada 4 tane var ya. Aşağı düşme. Aşağıda benim T-Rex var. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla yaklaşmamam gerektiğini biliyorum. 2 ısırık. Quaid. Belki tek ısırık. Bu da çok saçma. Dağın tepesinde niye spam ediyoruz bu hayvanları? 3, 4, 5. Bir tane aşağı gitti de o çok fena gitti o aşağı. Var mı buralarda? Ben de şurada var galiba. Evet. 5 dakika dur. 6, 7, 8. Bir tanesi beni agrolasa aşağı giden nereye kadar gitti ya, onu çok merak ediyorum ben. Çünkü benim Rex'le karşılaştığım gitti. Geçmiş olsun yani. Bunu görmeden ben bir stamina'yı fullesem şurada. Sana korkudan daha gömdü bak hayvan. Bu arada çok güzel bir şey oldu. Şu Giganto'nun şurada kalmış olması bence. Yukarı çıkamaz bu da. Burada kalacak. Onlar da buraya inmezlerse ya da düşmezlerse bizim evcilleştireceğimiz Giganto bu. Mevrutlar falan önemli değil. Bak aman abi, dengesizlik yapma. Seviyesine bakacağım. Oyunda kasacak basacak diye korkuyorum ha. Kasacak algılamayacak benim durduğumu. Nereye gittin lan? 12. seviye. Her türlü zor yatacak zaten. Bak bak bak. Tamam, bir tanesini aşağı çektik en azından. Bak gördünüz. Onların düşmesi de an meselesi yalnız.
T-Rex'i buraya getirmem. Hani T-Rex'i de aşağıda avlanacağım. Etleri Quetzal'a atıp yukarı çıkartacağım. İkinci seviye Giganto'ya kaç tane ok gideceğini bana yazar mısınız biz arkadaşlar? Ona göre birazcık hazırlık yapayım. Nasıl burada geldi bayağı. Bir kükrele. Ulan şunun aşağı kayması çok iyi oldu ya. Acaba daha da aşağı kayan var mıdır? Olmadı biraz daha aşağı doğru çekerim. Hani şuraya bir tuzak buzak yaparım diyeceğim de Janto'ya ne tuzağı yapayım. Tamam artık biz daha fazla kaşınmayalım. Yavaş yavaş aşağı inelim. Dediğim gibi arkadaşlar hani hazırlık kısmını yani sadece tek bir bölüm olursa hani hazırlık bölümü mü olsun? Tam bizim tepemizde abi. Bir aşağı inerse var ya. Yandık. Neyse buraya kadar gelmişken şurada yavaş yavaş Dijantu'ya savaş çığlığı atayım. Bana hasar vermeye devam. Bakalım gelecek mi? Evet arkadaşlar size bırakıyorum. Hani bir bölüm hazırlık neler yapıyoruz? Nasıl avlarız? Neler yaparız? Kaç tane malzeme lazım? Malzeme toplama falan filan onları göstereyim mi? Yoksa ben onu bölüm dışı yapıp size sadece Janto'yu mı göstereyim? Bunu söylerseniz sevinirim. Bir de bu 12. seviye Janto'nun aşağı yukarı kaç okta bayılacağını kafasına mı sıkayım? Ya da oktan daha iyi bir yol var mı? O dart mart falan hani. Ne bileyim herhangi bir daha iyi yol var mı? Bana söylerseniz sevinirim. Yorumlarda hep dikkate alıyorum zaten biliyorsunuz. Birazcık yolculuk, birazcık anlatım, birazcık daha sohbet havasına geçti bölüm ama arada böyle de lazım. Ben keyif aldım. Bundan bile keyif aldım. Kayasal'ı hiç böyle ilerlememiştim. T-Rex'i taşımamıştım mesela. Giganto'yu ilk defa bu kadar yakından gördüm. Bu kadar yakından birkaç tanesini hiç görmemiştim zaten. Umarım siz de izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınız arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın.